Önce bir kaç damla yaş gözlerimden süzüldü. İnanmadım, yıkıldım. Senin miydi bu düğün? Fantezi müziğin güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu, ortağı olduğu Lazca'da Sen ve Ben anlamına gelen Sindoma adlı müzik yapım şirketini hafta sonu faaliyete geçirdi. Sana bir kaset sözü verdik işte. Hasan abi, öyle değil mi? Kime? Hangi tarz okuyacağım belli değil. Ya parayı anlattı. Açılışta Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusu Saffet Sancaklı da vardı. Saffet Sancaklı vurdu! Fatih Fenerbahçeli Cengiz ile Saffet bir araya gelince konu futbol yerine müzik oluyor. Müzik dinliyoruz. Kamplarda bol bol müzik dinliyoruz. Bol bol rahatlamak için yani müzik dinliyoruz. Her zaman yanımdaydın. Çok mutluyduk ikimiz. Saffet'in müzik tutkusu Cengiz Kurtoğlu'na harekete geçiriyor ve ünlü sanatçı bir itirafta bulunuyor. Ben bazen üzgün oldukları zaman damardan böyle narkoz şarkılar söylüyorum. Kaybettiğimiz zaman. Aklımdan geçti birden. Davranışların tamamlıyordun beni. Aynıydı her şeyimiz. Anlaşılan Saffet, yenilgiden sonra teselliyi Cengiz Kurtoğlu'nun şarkılarında buluyor. Sihirli bakışların her zaman yanımdaydın. Çok mutluyduk ikimiz. Sohbet devam ederken söz Saffet'in müzik piyasasına transferine geliyor. Saffet'in sesine güvenen iki ortak ünlü futbolcu için kolları sıvıyorlar. Vallahi Cengiz Bey denemiş olsa gerek ki böyle bir teklifi ilk önce Cengiz Bey yaptı. Güzel yorum yapar. Güzel yorum yapar. Yani şirket iflas etmek istiyorum. Önce bir kaç damla yaş gözlerimden süzüldü. Konu futbolcuların müzik piyasasına transferinden açılmışken bizim de aklımıza Beşiktaş'ta Erkan geliyor. Canım hemşerim, ah hemşerim, ah hemşerim. Abi transfer yapıyor musun bu kahvelerden? Saffet'e Beşiktaşlı futbolcunun kaset çıkaracağını hatırlattığımızda ünlü futbolcu espriyi patlatıyor. Erkan çıkar, Erkan nerede? Vanlı mı nerede? Bingöl'ü çıkarır abi. Ankara'dan öteki bir yoldan çevirsen kaset yapar ya. Fark etmez abi. Aklımdan geçti birden bütün davranışların, tamamlıyordun beni. Aynıydı her şey.